Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan hazır böyle kargolarım da birikmişken kargo açma videosu çekmeye karar verdim. Kargolarımı açmaya başlıyorum. İzleyen arkadaşlarım, eğer kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve Instagram hesabından bizi takip etmeyi unutmayın. Kargolarımı açmaya başlıyorum. Kendime müslin kumaş bir takım almıştım. Mavi tonlarında. Çok beğenerek aldım. Görüyor musunuz? İç gösterir mi diye bakıyorum. Güneşi çıktığım zaman iç gösterir diye düşünüyorum. O yüzden ben işimi sağlam alacağım. Ve içime tabii ki de bir içlik giyeceğim. Açtığım kargoları şöyle koyayım. Yanımda bunlar. Bu da pantolonu. Çok güzel bir kumaş. Yaz aylarında müslin kumaş giymeyi çok seviyorum. Terletmiyor ve çok rahat, aşırı rahat. Denemeyen varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok memnun kalırsınız. Tabii aldığınız yere de bağlı. Aldığım yerleri merak ediyorsanız Instagram hesabımda bunları paylaşıyorum. Diğer kargoma geçelim. Ya bunun rengini var ya, çok beğenerek aldım. Benim kimonoda en çok sevdiğim özelliği, yani bu kimonoda en çok sevdiğim özellik önünde düğmelerinin olması. Çünkü diğer kimonolarda ne kadar çok kuşağı olsa da yürüdüğün zaman ön kısmı açılıyor. Ve ben ön kısmının açılmasını hiç istemiyorum. Şöyle bakar mısınız? Rengi muhteşem. Yani rengi çok güzel. Açık yeşil diye geçiyor. Ay bakar mısınız? Kollarında da püskül detayları var. Unutmuştum kolunda püskül detay olduğunu. Çok güzel ya. Tam böyle yaz aylarında giymelik. Böyle efil efil. Denemeden iyi ki almışım diyorum. Şu an açmış olduğum her iki ürünün de kumaşına bayıldım. Ya neden ya? Neden? Yani yanımda makas var, onu bile kullanmıyorum. İnat ettim elimle açacağım diye. Başkaları görüyorum böyle cart curt diye açıyorlar. Yok arkadaş, ben açamıyorum ya. Böyle bir şey yok yani. Zor olan şeyleri başarabildiğim kadar, şu basit olan şeyleri başarsaydım. Şimdi diyeceksiniz ki zor olan şeyleri başarıyor çok. Ama gerçekten öyle. Yani zor olan neyse üstesinden gelebiliyorum bir şekilde. Ama kolay basit olan bir şey olduğu zaman yok, bana gelmiyor yani, yapamıyorum. Yumurta kırması mesela. Ben kendi kırdığım yumurtayı yiyemiyorum. Ama eşim kırdığı zaman çok tatlı ve çok lezzetli oluyor. Makarnayı da çok fazla beceremem. Su böreği açın deyin, açarım. Ya da bir baklava yap de yaparım yani. Yapıyorum da yani, yaparım değil. Kolay da olsa sonuçta, zor da olsa yapabildikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Çizgili sivişört aldım kendime. Lebeden aldım. Ben biraz böyle bol kesim giymeyi seviyorum. Çok güzeldi yorumları. O yüzden ben de kaçırmak istemedim. Hazır böyle indirmede girmişken. Yeleğin içine giymek için aldım bu sivişörtü bu arada. Yeleğimi de göstereyim sizlere. Bu ikisinin de yorumları çok güzeldi ve yeleğin ve sivişörtün dediğim gibi yorumları çok güzeldi ve indirimdeyken ben de kaçırmak istemedim. Bu kadar beklemiyordum güzel kumaşını ya. Çok iyi. Hani böyle kalın mı gelir acaba yelek diye bir düşünmedim değil ama yani tam böyle yaz aylarında giymelik bir yelekmiş. Kumaşı ince. Yakından da göstereyim. Yumuşak yani kutu. Güzel. Ay rengi çok güzel. Hani ben size diyordum ya yeşil diye. Yine bir yeşil aldım ama maviyi de çok seviyorum ben. Yani mavi de benim vazgeçilmez renklerim. Sizin de böyle vazgeçemediğiniz, böyle devamlı günlük hayatınızda olsun, özel günlerde olsun kullandığınız renkler neler? Yorumlara belirtin lütfen. Çok merak ediyorum. Acaba benim gibi olan var mı? Böyle takıntılı renklere sahip insanlar var mı? Benim gibi böyle takıntı yapıyorlar mı renkleri? Bir renk tutturdukları zaman devamlı o renkte mi gidiyorlar diye. Tabii ki de bu kombinlerimi şal almadan olmazdı. Daha önce bu markanın eşarbını kullanmıştım. Çok memnun kaldım. Çok kolay böyle şekil alıyordu. İncecikti. Başımda yokmuş gibi bir his verdi bana. Kullandığımda aşırı memnun kaldım. Ama eşarp çok fazla kullanmadığım için acaba dedim şalını kullansam yine aynısı olur mu? İki tane aldım yani kendime aynı kumaştan. Bunlar soft penye pamuk
eşarp ve şal olarak geçiyor. Yanlış söylemedim değil mi? Bir bakayım hemen. Sof penye pamuk şal diye geçiyor. Gerçekten memnun kalacağınızı düşünüyorum. Eşarbından çok memnun kaldım. Sonuçta aynı kumaştan yapıldılar. Bir tane bej rengi aldım böyle. Açık yeşil kimonamla giymek için. Evet, gerçekten çok güzel bir uyum oldu. Şu şekilde. Bayıldım. Çok güzel. Bu tarz kombinleri çok seviyorum. Tam böyle beni yansıttığını düşünüyorum. Bir de mavi takıma kombin olan şalımı göstereceğim. Şu şekilde. Hiç göstermeyen çok rahat bir kumaş. Bu sefer böyle bir şey yapmak istedim. Değişiklik. Açık bir rengin üstüne koyu bir ton. Hani bilmiyorum şu an videoda tam olarak nasıl görünüyor ama belki uyumsuz gibi görebilirsiniz. Bütünleştiği zaman hoş duracağını düşünüyorum. Güzel duracağını düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ya hep kendine mi aldın? Eşine bir şey almadın mı? Kendim almışken eşime almamazlık yapar mıyım? Tabii ki de yapmam. Evde ya da böyle dışarı çıkarken rahat bir şekilde giymesi için sıfır kollu bir tişört aldım. Şöyle de bir şort aldım. İndirimdeydi. Kaçırmak istemedim. Hazır böyle bir indirim varken neden almayayım diye düşündüm. Ve hemen dedim ki eşime sana bundan alacağım. Ve aldım. Şık bir pantolon. Biraz kumaşı kalın ama yakmaz diye umut ediyorum. İnşallah yakmaz. Kullandıktan sonra değerlendireceğiz. Aldıklarım bitti mi? Bitmedi. Gel makas. Yanlışlık ürünü kesmeyeyim de. Kartonu kestiğim yerde çanta varmış. Allah'tan biraz daha ilerlemedim. Yoksa derisini mahvederdim. Sonradan dank ettim. Biraz derin kestim makasla, fark ettim onu. Kendime güzel şöyle bir çanta aldım. Ben bunun inek desenlisini aldım. Merak ediyorsanız Instagram hesabında paylaşacağım onu yakın bir zamanda. Henüz ona bir kombin bulamadım. Bir kombin yaptıktan sonra onu da paylaşacağım. Instagram hesabımı eğer takip ederseniz oradan yaptığım kombinleri görebilirsiniz. Hemen şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Mutlaka takip edin. Yumuşacık. Çok beğendim ya gerçekten. Bu çanta benimle artık uzun bir süre gider. Her kombine uyuyor ya. Ya mesela bakın şimdi şu an şöyle baktığımda maviyle uyuyor. Açık yeşil kimonayla uyuyor. Mavi yelekle, sweatshirtle falan çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Herkesin dolabında böyle mutlaka kurtarıcı bir çanta olması gerekiyor. Eşime şöyle bir şapka aldım. Ben bunu yapacağım. Tabii ki ben şimdi şalın bozulmasın diye çok fazla şey yapmadım. Ama güzel oldu. Yine sıfır kollu sweatshirt aldım. Siyah. Eşim evde spor yapıyor. Hem spor yaparken kullanır hem de normal günlük hayatında da kullanabileceği tarzda şeyler aldım. İnşallah beğenir. Bunları aldığımdan haberi yok. Ona sürpriz yaptım. Geçen videomda da söylediğim gibi hoşuma giden sandalet vardı. O sandaleti aldım. Bir şey alırken ben yorumlarına çok bakıyorum. Ne kadar kişi memnun kalmış, ne kadarı memnun kalmamış diye. Bu ayakkabıda memnun kalanların sayısı biraz daha fazlaydı. Kombinlerime uyabileceğini de düşünüyorum. Ve yaz ayında da gerçekten kurtarıcı bir parça olacağını düşünüyorum. Gel bakalım sen böyle bana. Tam kalıp neyse onu alın demişler ayakkabıda. Tam kalıp ayakkabı aldım kendime. 37,5 giyiyorum normalde ama 38 de oluyor bazı ayakkabılara göre. Burada da 38'i tabii ki de tercih ettim. 38 değil mi? Biraz 39 gibi sanki duruyor da. Şöyle bakayım. Ayakkabının derisi yumuşak bu arada. Şöyle yakından göstereyim. İlk defa böyle bir ayakkabı deneyeceğim. Risk aldım biraz ama olsun. Instagram hesabımda öne çıkanlarda Reels link olarak geçiyor. Oradan bakabilirsiniz almış olduğum bu ürünleri. Evet arkadaşlar, sandaletle beraber kargo açma işini bitirmiş bulunmaktayım. Her zaman söylediğim gibi inşallah güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz zaman sıkılmamışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna ve izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.